Bugün yeni teknolojilerin sayesinde dünya genelinde eğitim alanında birçok yenilikten bahsediliyor. Bu değişimden bahseder misiniz? 21. yüzyılın dünyamıza kazandırdığı yeni teknolojiler her gün her yerde günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. İnternetin yaygın kullanımıyla küreselleşen bir dünyada artık bilgiye ulaşmak da çok kolay. Fakat iletişim ve bilgi çağında bir dakika duraklayıp da geçmişe baktığımızda bazı şeylerin pek değişmediğini söyleyebiliriz. Örneğin sınıflardaki eğitim. Belki kara tahtanın yerini beyaz tahta ya da akıllı tahta almış olabilir. Fakat dersin işleniş biçimi ve eğitim anlayışı çoğu sınıf için hala aynı çerçeve içine sıkışmış olarak devam ediyor. Maalesef dünya genelinde eğitim fırsatlarında hala bir eşitsizlik söz konusu. İşte tam da bu sebepten bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform var. Hayatımızın birçok alanında kullandığımız yeni ve gelişmiş teknolojiler sınıflarda, okullarda, farklı uygulamalarla karşımıza çıkmaya başladılar. Bugün mesafeler olmadan dünyanın herhangi bir yerinde ders anlatan bir öğretmeni evimizde otururken rahatça dinleyebiliyoruz. Kısacası artık gençler, hatta çocuklar öğrenirken dünyaya farklı bir gözle bakıyorlar. Modern bir eğitim için yeniliklerden faydalanmak istiyorlar. Khan Academy işte böyle bir zamanda bu değişimin en önemli temsilcisi olarak ortaya çıkıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için herkese, her yerde, istediği zaman, istediği hızda, dünya standartlarında ölçeklendirilmiş, kişiselleştirilmiş ve ücretsiz bir öğrenim imkanı sunmayı amaçlıyor. Bugüne kadar dünya genelinde 400 milyondan fazla ders izlendi bile. Khan Academy fikri nasıl ortaya çıktı ve Khan Academy nasıl kuruldu? Biraz anlatır mısınız? Aslında Khan Academy'nin kuruluş hikayesi oldukça ilginç. Khan Academy, Salman Khan isminde bir Amerikalı tarafından kuruluyor. Salman Khan finans sektöründe çalışırken bir yandan da farklı bir şehirde yaşayan küçük kuzenine matematik çalıştırıyor. Khan'ın mesleği aslında öğretmenlik değil. Fakat MIT ve Harvard gibi okullardan 4 senede 4 diploma kazanmış oldukça zeki bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Khan bir gün acelesi olduğu için dersi evinde hazırlıyor, bilgisayarına kaydediyor ve internete yükledikten sonra kuzeninden de her zaman gibi okuldan eve geldiğinde bilgisayarının başına geçmesini ve sanki kendisi anlatıyormuş gibi dersi izlemesini istiyor. Dersi izleyen küçük kızın Khan'a söylediği şey, Khan Academy fikrinin temellerinin atılmasını sağlıyor. Küçük kız internette ders anlatan kuzenini, yani internetteki öğretmeni, yüz yüze gördüğü, tanıdığı ve ona yüz yüze ders anlatan öğretmene tercih ettiğini söylüyor. Çünkü anlattığı dersi istediği yerde, istediği zaman izleyebiliyor, anlamadığında tekrar edebiliyor ya da sıkıldığında durdurabiliyor. Böylelikle süreç tamamen öğrencinin kontrolünde oluyor. Neticede öğrenci kendi kişisel tercihleriyle öğrenme sürecini yönetebiliyor ve ne zaman ihtiyacı olursa ya da ne zaman öğrenmek istiyorsa o zaman öğreniyor. Daha da önemlisi kendine en uygun hızda ders çalışıyor. Hem de anlamadığında ona kimse kızmıyor. Salman Khan hikayesine geri dönecek olursak, kuzeni için hazırladığı videodan binlerce öğrencinin faydalandığını gören Khan, aldığı teşekkür mesajları sonrasında 2006 yılında Khan Akademi'yi tek başına kuruyor. Bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için her zaman ücretsiz olması gerektiğine inanan Khan, sosyal fayda idealleri için asıl işinden de ayrılıyor ve tam zamanlı olarak derslere odaklanıyor. Bir süre sonra maddi durumu pek de iyi değilken inanılmaz bir şey oluyor ve bir anda Khan Akademi'ye bağışlar gelmeye başlıyor. Khan'ın başına, her girişimcinin başına gelmeyecek bir olay daha geliyor. Bir gün Bill Gates katıldığı bir programda artık kendi çocuklarını Khan Akademi ile ders çalıştırdığını ve Melinda ile birlikte çocukları ders çalıştırmaktan kurtulduklarını, çünkü artık Salman Khan adında bir öğretmenin internette onları ders çalıştırdığını söylüyor. Tahmin edersiniz ki Khan Academy Amerika'da hızla popüler hale geliyor. Bir kişinin idealleriyle başlayan yolculuk bugün 100 kişinin üzerinde bir ekiple devam ediyor. Derslerin büyük bir bölümünü hala Salman Khan kendisi anlatıyor olsa da Khan Academy bugün tam 28 dile çevriliyor ve 200 ülkede kullanılıyor. Peki Khan Academy'nin geliri nasıl karşılanıyor? Khan Academy, kar amacı gütmeyen bir kuruluş, yani bir vakıf. Tamamen ücretsiz olan Khan Academy'nin tüm geliri Bill Gates, Google ya da Bank of America gibi kurum ve bireylerin bağışlarıyla karşılanıyor. Lehman Vakfı,
Carlos Slim Vakfı gibi vakıflar da işbirlikleriyle Khan Akademi'nin farklı dillere çevrilmesine destek oluyorlar. Khan Akademi'nin Türkçeleştirilmesini ise STFA grubu finanse ediyor. Salman Khan'dan biraz bahseder misiniz? Salman Khan, Time dergisi tarafından tüm dünyada en önemli 100 isimden biri. Fortune dergisi tarafındansa 40 yaş altındaki en önemli 40 isimden biri seçildi. Yenilik ve teknolojiyle ilgili her konferansta aranan bir konuşmacı olan Salman Khan, geçtiğimiz aylarda Amerikan Başkanı Obama tarafından da girişimcilik elçisi seçildi. Ayrıca Salman'ın eğitim reformunu anlattığı One World Schoolhouse isimli kitap bu sene içerisinde Türkçe olarak Yapı Kredi yayınlarından çıkacak ve raflardaki yerini alacak. Gelecekte Türkiye'de düzenleyeceğimiz bir seminerde Salman Khan'ı ülkemizde ağırlamayı da planlıyoruz. Khan Akademi'nin dünyanın en önemli öğrenim platformu olduğunu söylediniz. Peki Khan Akademi bugüne kadar kaç insana ulaştı? Khan Akademi derslerinden son 3 sene içerisinde 175 milyon insan yararlandı. Bugün dünyada 350 bin eğitimci derslerinde Khan Akademi'den faydalanırken her ay 10 milyon öğrenci Khan Akademi ile öğreniyor. Her gün 4 milyon alıştırma çözülüyor. Bugüne kadar cevaplanan toplam alıştırma sayısı ise 2 milyarın üzerinde. Khan Akademi tam 450 milyon ders verdi ve büyüme oranlarına bakarsak çok kısa süre içerisinde bu sayı yarım milyara ulaşacak. Khan Akademi'den nasıl faydalanabiliriz ve Yapı Kredi çalışanları için neler var? Khan Akademi ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine, matematikten organik kimyaya, basit toplamadan diferansiyel denklemlere ya da okul müfredatından bağımsız olarak finanstan sanat tarihini öğrenmek istediğiniz çoğu konuda kendinizi geliştirebilmenize olanak sağlıyor. Öğrenciler için önemli bir kaynak teşkil ediyor, veliler çocuklarını kolaylıkla ders çalıştırabiliyor. Aynı zamanda finans, ekonomi ya da pek çok farklı alanda kendilerini geliştirmek için bir fırsat buluyorlar. Yeni şeyleri öğrenebiliyor ya da geçmişteki eksiklerini telafi edebiliyorlar. Şu anda ekranda Khan Akademi Türkçe web sitesinin ana sayfasını görüyorsunuz. Farz edelim ki çocuğumuzu ders çalıştıracağız. Konulara göre, sınıf seviyesine göre ya da aratarak öğrenmek istediğimiz konuyu bulabiliriz. Buradaki kırmızı işaret bu dersin Türkçeleştirilmiş olduğunu gösteriyor. Üzerine bastığımızda video ekranı açılıyor ve ders videosunu oynatmaya başlıyoruz. Ayrıca çoğu videomuzda seçmeli Türkçe altyazılar da mevcut. Böylelikle işitme engelli bireylere de bir nebze de olsa yardımcı olabilmeyi umuyoruz. Yaklaşık 6000 ders videosundan bahsediyoruz ve her gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Fakat Khan Akademi'de videodan fazlası var. Gelişmiş tespit algoritmaları öğrencinin seviyesini tespit ediyor. Öğrenci bir konuyu öğrendikten sonra kendisine en uygun yeni konuya yönlendiriliyor ve sistem sorduğu sorularla öğrencinin geçmişte öğrendiği bilgileri de pekiştirmesine yardımcı oluyor. İnteraktif alıştırmalar öğrenmeyi daha keyifli hale getiriyor. Sistem öğrenci soruya cevap veremediğinde ipuçlarıyla ona yardımcı oluyor. Ödüllendirme sistemi sayesinde de öğrenciler izledikleri video ya da çözdükleri her soru için puan kazanıyorlar. Khan Akademi teknolojik yeniliklerle öğretmenleri de güçlendiriyor. Khan Akademi sistemiyle ders işleyen bir öğretmen, öğrencileriyle ilgili birçok veriye ulaşıyor. Hangi öğrenci hangi videoyu izledi, kaç kere izledi, kaçıncı saniyede durdurdu, hatta evde mi yoksa okulda mı izledi, bunların hepsini öğretmen kendi panelinden görebiliyor. Kısacası öğretmen sınıfa geldiğinde hangi öğrenci konuya ne kadar hakim bunu bilerek geliyor ve böylelikle öğrenciye özel, kişiselleştirilmiş eğitim verme fırsatı buluyor. Öğrenci ile öğretmenin birebir geçirdiği zaman artıyor, ders daha interaktif, daha verimli hale geliyor. Khan Akademi neden farklı? Khan Akademi'nin eğitim anlayışı ustalaşarak ve eksiksiz öğrenmeye dayanıyor. Salman Khan bugünkü geleneksel eğitim anlayışını gravyer peynirine benzetiyor. Bilgimizin aralarında hep boşluklar, eksikler var. Eğitimi sağlam temeller üzerine inşa etmeliyiz. Bir bina inşa ettiğimizi hayal edelim. 12 ya da 16 katlı, belki 18-20 katlı yüksek bir bina olsun. Temel ne kadar sağlam olursa bina da o kadar yüksek olabilir. Eğer gerçekten yüksek bir bina inşa etmek istiyorsak her katın %100 sağlam olması gerekir. Bir kat %80, diğer kat %60 sağlamsa inşaatı yapmaya devam edemeyiz. Çünkü üst katlara geldiğimizde alt katlardaki boşluklar, yani geçmişten gelen eksikler nedeniyle bir sonraki katı çıkamayacak hale geleceğiz. Er ya da geç bu bina çökecektir.
Ustalaşarak ve eksiksiz öğrenmek Khan Akademi'nin eğitim anlayışı. Önemli olan her öğrencinin sınıfın ortalama hızında değil, kendine en uygun hızda öğrenmesi. Hepimiz farklıyız ama eksiksiz öğrendiğimiz sürece hepimiz daha zor konuları öğrenmeye devam edebiliriz. Araştırmalar gösteriyor ki geleneksel sistemde ağır öğreniyor, başarılı değil, sınıfın gerisinde kalıyor dediğimiz öğrenciler bu anlayışla eğitildiklerinde sınıftaki en hızlı öğrenen öğrencilerden daha başarılı olabiliyorlar. Khan Akademi nasıl Türkçeleşti? Biraz bahseder misiniz? Khan Akademi Türkçe, çoğumuzun bir mühendislik şirketi olarak tanıdığı ve geçtiğimiz yıl 75. kuruluş yılını kutlayan STFA'nın bir girişimiyle Khan Akademi'nin ilk uluslararası iştiraki olarak kuruldu. 2013 yılının Kasım ayında gerçekleşen bir basın toplantısıyla tanıtılmış olsa da çeviri çalışmaları 2,5 seneden fazla bir süredir devam ediyor. Her geçen gün büyüyoruz, alışılagelmiş eğitim sistemini geliştirmeyi, modernleştirmeyi, Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Khan Akademi Türkçe, bir STFA vakfı olan Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı tarafından finanse ediliyor. Birçok gönüllü çevirmen, öğrenci, öğretmen ve sanatçı Khan Akademi'nin Türkçeleştirilmesine destek sağlıyorlar. Ve şu ana kadar Türkçeleştirilen 2500'den fazla ders www.khanakademi.org.tr adresinde yayınlanıyor. Kısa sürede yaklaşık 1,5 milyon ders veren Khan Akademi Türkçe'nin interaktif alıştırmalar, raporlama sistemi, yönlendirme sistemi gibi gelişmiş özelliklerinin de bu sene içerisinde Türkçe olarak sunulması için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir işbirliğine gittiniz mi? Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile iletişim içinde hareket ediyoruz. Fatih Projesi kapsamında Khan Akademi Türkçe derslerinin de kullanılması planlanıyor. Şu anda Khan Akademi Türkçe dersleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim bilişim ağında yer alıyor ve Türkiye genelinde binlerce sınıfa ulaşıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda Khan Akademi Türkçe eğitimlerinden geçmişte dilediği eğitimi alma fırsatını bulamamış bireylerin de faydalanması hedefleniyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Khan Akademi Türkçe derslerinin ilk etapta İstanbul'daki okullarımızda daha yaygın kullanılması için çalışmalar yapıyoruz. Benzer bir şekilde Özel Okullar Birliği, ülke genelindeki özel okullara ulaşmamız konusunda bize destek oluyor. Khan Akademi'den sadece İstanbul'da değil, Anadolu'daki köylerimizde bile faydalanmasını arzu ediyor ve hedefliyoruz. Bu noktada Yapı Kredi Bankacılık Akademisi gibi değerli kurumlarla yaptığımız işbirlikleri kapsamında Khan Akademi'nin daha çok tanınmasını amaçlıyoruz. Amacımız Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için bu ücretsiz hizmeti mümkün olduğunca fazla bireye, öğrenciye, öğretmene, okula ulaştırabilmek. Khan Akademi dersleri Türkiye'deki okullarda kullanılıyor mu? Khan Akademi içeriği ve platformu şu anda Robert Kolej, TED İstanbul Koleji, Doğa Koleji, Hisar Okulları, Işık Lisesi ya da İstanbul dışında Gaziantep Kolej Vakfı Lisesi gibi önemli okullar tarafından sınıflarda kullanılmaya başlandı bile. Her gün yeni okullar Khan Akademi içeriklerini kullanmaya başlıyorlar. Bu arada Tevitol, Koç Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretmenleri de projeye hem çeviri hem de akademik danışmanlık anlamında önemli bir katkı sağlıyorlar. Son olarak Khan Akademi Türkiye ekibinizden biraz bahseder misiniz? Khan Akademi Türkçe bir sosyal sorumluluk ve gönüllülük projesi. Ben ve ekibim çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz ve dünya genelinde bu harika fikrin, bu projenin bir parçası olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz. Hedefimiz milyonlarca kişiye ulaşmak ama işin aslı eğer bir kişinin bile hayatına dokunabiliyorsak, eğitimine katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Yarı zamanlı çalışanlarımızla birlikte 15 kişiye yaklaşan bir ekiple çalıştığımızı söyleyebilirim. STFA grubunun üst düzey yöneticileri projeyi yakından takip ediyor ve gönülden destekliyorlar. Derslerin İngilizceden Türkçe'ye çevirilerini ise gönüllü öğrenciler, öğretmenler ya da konularında uzman profesyoneller yaparak ekibimize destek sağlıyorlar. Bugüne kadar çeviri yapan kişi sayısı 250'nin üzerinde. Ayrıca Murat Ercan, Parla Şenol, Funda Postacı, Selçuk Kıpçak ve Ümran Khan gibi değerli ses ve seslendirme sanatçıları da projemize gönüllülük esasıyla destek veriyorlar ve derslerimizin Türkçe sesleri oluyorlar. Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için projemizin tanıtımına destek olmak isteyen herkesi Khan Akademi Türkçe'nin bir parçası olmaya davet ediyorum. Belki çok büyük bir ekibimiz yok fakat gönüllülerden oluşan dev destekçilerimiz var.